Değerli sandık kurulu üyelerimiz merhabalar. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandık sonuç tutanağı nasıl doldurulur ile ilgili bilgilendirme videomuza hoş geldiniz. Ben parti içi eğitim birimi üyesi Çağlar Akay. Videomuza başlamadan önce önemli bir konuya değinmek isteriz. Bazen sandık kurulu başkanlarımız sizlerden boş olan sandık sonuç tutanağını önceden imzalamanızı isteyebiliyor. Buna kesinlikle imkan vermemek lazım. Zira sandık sonuç tutanağı bütün bilgiler girildikten ve bu bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra imzalanmalı. Tüm bilgileri girip kontrol etmeden lütfen sandık sonuç tutanağını imzalamayalım. Evet, sol üst tarafta görmüş olduğumuz bilgiler sandığımızın bulunduğu il, ilçesi, seçim çevresi, seçim bölgesi yani muhtarlığı ve sandık numarası ile ilgili bilgiler zaten hazır matbu olarak sizlere tutanakla beraber geliyor. Bu bilgiler zaten üzerinde yazılı. Bir sonraki adım önemli. O da ilçe seçim kurulundan kaç adet zarf ve kaç adet pusula teslim aldığımızı zaten saymıştık hatırlarsanız. Mesela bizim bu hikayemizde 365 tane zarf alınmış olsun. Ve bunların 63 tanesi kullanılmamış olsun. Bu bilgileri yazıyoruz. Aynı şekilde pusula ve kullanılan ve kullanılmayan pusularla ilgili bilgiyi de buraya aktarıyoruz. İkinci bölümde seçmen listemizde kaç isim yer alıp kaç ismin oy kullandığı konusu. Seçmen listemizden 300 kişi oy kullanmış. Bu 300'ü buraya işliyoruz. Aynı şekilde 142 belgesiyle gelmiş yani son dakika görevlendirilmesi ya da seçimden çok yakın zaman önce görevlendirme ile sandığımızda oy kullanabileceği seçim kurulu tarafından belgelenmiş ve tabii kendisine 142 belgesi verilmiş seçmenlerin sayısını yazacağız. Onlar biliyorsunuz ki sandığa bu belgeyle beraber gelirler. Sandık kuruluna bu belgeyi ibraz ederler. Sandık kurulu başkanı bunu dikkatle inceler. Sizler de incelemelisiniz tabii. Bu kişinin belgesini tutanak defterine işler, muhafaza eder. Sizlerden de ricamız bu gelen kişinin hangi sandıkta kayıtlı olduğu zaten belgesinin üzerinde yazar. Lütfen ilçe başkanlıklarımıza ve okul sorumlumuza bu kişinin hangi sandıkta kayıtlı olduğu ile ilgili bilgiyi verin ki onlar da o sandıktaki görevlimize bu konuyu iletsinler ve mükerrer oy kullanma ihtimalinin önüne geçelim. Evet, onu da buraya işledikten sonra toplamda sandığımızda 302 kişi oy kullanmış. Bunu da yazdık. Bir sonraki bölüme geçtiğimizde sandığımızdan kaç zarf çıktığının sayısını yazıyoruz. Tek tek bunları saymıştık ve bunların arasından kaç zarf geçerli onu yazıyoruz. Burada küçük bir ricamız var yine. Bazen sandık kurulu başkanlarımız zarfların içerisinden oyları çıkartırken çok hızlı işlem yapabiliyorlar. Ama bizim zarfların içinde görmemiz lazım. İşte belki bir zarfın içerisinden kartvizit çıkmıştır. O zaman hesaba katılmaz olarak ayrılır. Ya da aynı şekilde zarfımızın içerisinden bir seçim türüne dair fazla pusula çıkmıştır. Örneğin iki tane belediye başkanlığı seçimi pusulası çıkmıştır. O zaman bunları da hesaba katılmaz olarak ayırmamız gerekir. Lütfen bu oyları çıkartırken biraz dikkatli olmasını sağlayalım. Bir sonraki adımımızda toplam geçerli zarf sayımızı yazdık. Yedinci bölümde geçerli oylara geçiyoruz bu sefer. İtiraz edilmeksizin kaç oy geçerli sayılmış bunu yazacağız. Arkasından da itiraz sonucu geçerli sayılan oyların sayısını yazacağız. İtiraz sonucu işte ne olabilir? Üzerinde bir işaret düşünülmüştür. Geçersiz sayılması için sebeplerden bir tanesi öne sürülmüştür ama sandık kurulu konuşarak bunu geçerli sayılmasına karar vermiştir oylama sonucunda. Bunları yazacağız. Mesela bizim sandığımızdan toplamda 296 adet geçerli oy pusulası çıkmış. Bir sonraki adıma geçtiğimizde sandığımızdan kaç tane geçersiz zarf çıktığını yazıyoruz. Az önce bahsettik bir tane geçersiz zarfımız vardı. Bunun sebebini de yazmamız gerekir. Sebebini gayet net bir şekilde buraya işliyoruz. Neymiş? Zarfın üzerinde evet mührü vurulmuş olmasından dolayı bu zarf geçersiz sayılmış. Bir sonraki adımızda içinden hiç oy pusulası çıkmayan zarf sayısını yazdık. Seçmen almış pusulaları fakat atmamış. Zarfı sadece sandığa atmış. Bunu yazmış olduk. Bir sonraki adımda da geçersiz sayılan oy pusulası kaç tane onu yazıyoruz. Bir tane geçersiz sayılan oy pusulası varmış. Orada ne yapmışlar? Hem partiye hem de bağımsız adaya mühür vurmuşlar. Bu oy pusulası da geçersiz sayılmış. Hesaba katılmayan oy pusulasına gelince mesela bizim yine hikayemizde zarftan çıkarttığımız oy pusulası sayısı fazla çıkmış. Bir bu zarfta aynı seçim türüne ait iki tane pusula çıkmış. Mesela nedir? İlçe belediye başkanlığına iki tane oy kullanmış.
O zaman bu ikisinin birden hesaba katılmaması gerekir. Aynı şekilde bir tane zarftan da not çıkmış mesela. Bu 3 pusula ayrıca paketlenmiş ve tabii ki buraya ayrıca not düşülmüş. Toplama geldiğimizde toplamda 6 tane pusulamız hesaba katılmayan ya da geçersiz sayılan olarak ayrılmışlar. Sağlama yapmamız gerektiğinde 6 tane geçersiz ya da hesaba katılmayan pusulamız var. 296 tane geçerli var. Toplarsak 302'yi buluyoruz. Haliyle bu tutanağımızda herhangi bir hata olmadığını görüyoruz. Buradan sonraki adımımız yine çok değerli. O da adayların aldıkları oy sayısını dikkatli yazmak. Yine sizlerden ricamız adayların aldığı oy sayılarının dikkatli yazılmasını sağlamamız, kontrol etmemiz, hem rakamla hem yazıyla yazılmasını sağlamamız ve tabii ki bir sonraki adımda da bütün tutanağın doğruluğunu gördükten sonra da altına imzamızı atmamız. Son olarak bir not. Yukarı tarafta görmüş olduğunuz sandığın açıldığı saat, dakika mutlaka yazmak gerektiği gibi herhangi bir gecikme varsa bu gecikmelerin sebebinde ya da işte sırada bekleyip oy kullandırılan seçmen kaç kişi ise bunları da mutlaka not olarak düşmek lazım. Evet sandık kurulu üyelerimiz 31 Mart günü göstereceğiniz emekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Sizlerin de çabalarıyla doğru şekilde doldurulacak olan bu tutanakların sonucunda inanıyoruz ki Türkiye ihtiyaç duyduğu Cumhuriyet Halk Partisi zaferine bir adım daha yaklaşacak. Başka bir çalışmamızda görüşmek dileğiyle.